Ekmek tüketimi, mutlaka ekmek tüketelim çünkü ekmeksiz diyet olmuyor aslında. Kişi direkt ekmeği kesiyor bu dönemde. Şu an herkesin pandemide biz kilo aldık, hemen bir şekilde bunları vermemiz gerekiyor. Çünkü herkes tatile gidecek, maya bikini giyecek, bir an önce zayıflamamız gerekiyor şeklinde ekmeği kesiyoruz. Yaptığımız en kötü şey aslında. Çünkü vücut ekmeksiz kas kaybedebiliyor. Mutlaka kişinin 1-2 dilim tam tahıllı ekmeği bulunması gerekiyor. Ki bir sonraki öğünde de aslında hiç karbonhidrat almadığımızda kan şekeri seviyelerimiz daha çabuk oynadığı için kişi daha çabuk acıkıyor ve daha çok yeme eğilimini gösteriyor. Mutlaka bulunsun diyetlerimizde. Maalesef şöyle bir de olgu var Gülşah Hanımcığım. İşte pilavda ekmek tüketimi, makarnada ekmek tüketimi. Peki bu ne kadar doğru? Şöyle aslında bizim ekmek değişimi dediğimiz ekmek yerine geçen gıdalar var. Bunlar yine makarnadır, pilavdır. Bulgur pilavı olabilir ve çorba olabilir. Biz bir şeyleri bir şeylerin yerine koyduğumuzda yapboz gibi örneğin kişinin o öğününde 1-2 dilim ekmeği varsa onu çıkartıp yerine çorba ekleyebilir. Pilav, makarna, bulgur pilavı ekleyebilir. Diyette bunlar yasak değil. Sadece aslında biz kişiye sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırırken bunları yapboz gibi öğretiyoruz. Kişi ideal kilosunu kavuştuktan sonra 25, 30, 40, 50 kilo verdikten sonra birkaç ay sonra, birkaç yıl sonra kontrole geldiğinde bile hala o kilosunu korumuş oluyor. Çünkü kişi artık diyet yaparken sadece diyet listesi vermek değil de onu bu sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırıyoruz. Kişiye nasıl beslenmesi gerektiğini öğreniyor, bir şeyi fazla kaçırdığında nasıl dengelemesi gerektiğini öğreniyor. Örneğin o gün canı lahmacun çekti, pizza çekti, yedikten sonra evet bu şahanım bize bu şekilde öğretmişti, bu şekilde dengeleyelim diyerek dengeliyor onu aslında. O yüzden yasak yok. Pilav, makarna, bulgur pilavı, börek, simit hepsini tüketebiliriz. Sadece bunlar ekmek yerine geçtiği için önemli porsiyonları önemli bu durumda.